Bizi nereye götürüyorsun Uremov? Kralın emriyle Akheneton Sarayı'na. Harekete hazırlar komutanım. Gidiyoruz. Uremov, acaba size bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum başkahin Ankh-Mahu. Sorabilirsiniz. Size göre Amon-Hutep ya da yeni adıyla Akheneton bizi niçin görmek istiyor? Yargılamak için. Sizi Teps halkının huzurunda yargılamak istiyor. Halk arasında Amon'un konuştuğu bir heykel değil de canlı bir tanrı olduğu söylentisi var. Akheneton Amon'un nasıl konuştuğunu bilmek istiyor. Ben Akheneton'a cevap vereceğim. Ancak siz ki bizim dostlarımızdınız ve bizim desteğimizle Mısır orduları başkomutanlığına getirildiniz. Niçin bizi yalnız bıraktınız? Niçin? Sizden yardım bekliyorduk. Ben hala Amon'a tapıyorum ve size de saygı duyuyorum. Ancak Amon'dan önce Akheneton'a itaat etmeliyim. Çünkü o Tanrı'nın oğludur. Bütün Mısır kralları yarı Tanrı'dır. O benim ve bütün Mısır halkının kralıdır. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamam. Bizi kimin yargılayacağını biliyor musunuz? Sanırım Yuzarsif. Yuzarsif hala bizden ne istiyor? Ne zaman bizi kendi halimize bırakacak? Duydum ki tapınakta olduğunuz zaman Amon halkla konuşuyor ama siz yokken susuyormuş. Kahinler tarafından o kadar aşağılayıcı bir biçimde gizlenen Amon heykelinin konuştuğuna sen inanıyor musun? Boş nedenlerle sıradan insanları kandırabilirsiniz. Ancak Yuzarsif hazretlerini kandırmak imkansızdır. İşin gerçeği şuydu. Amon heykelinin bulunduğu yere yakın bir pencerenin arkasında durur, sesimi değiştirerek orada insanlarla konuşurdum. Sesin yankılanması Amon'un konuştuğunu sanmalarına yol açıyordu. Sen akıllı bir adamsın Ankh-Mahu. Niçin bu anlayış ve kavrayışınızı halkın yararına kullanmıyordunuz? Bir yalanın tekrarı, onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Bu tekrar bizim de Amon'un gerçekten tanrı olduğuna inanmamıza neden olmuştu. Dünyanın tatlı yüzü, halkın ahmaklığı ve cahilliği bizi azdırdıkça azdırdı. Halk böyle istiyordu. Biz de kendi yararımıza halkı kullanıyorduk. Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın sakın. Halk aptal değildir.
Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve batıyı kendilerine aynı anda sunun bakalım. Bakın hangisini seçecekler.